Ritimleri yazarken iki şeye tüm dikkatini ver. Şarkının hızı, melodinin kendi içindeki ritmi. Efel Stüdyo'da yeni bir proje aç ve bir önceki videoda olduğu gibi projeni kaydet. Artı simgesine basıp Sakura, Citrus, Toxic Biohazard, Harmor gibi ses bankalarından birini seç ve projeyi hazır et. Şarkı hızı veya tempo, ritmin ne yöne gideceğini ve alabileceği son şekli belirleyen ilk aşama. Tempo ayarlama kutusu burada. Yanındaki bu düğmenin adı da metronom cihazı. Metronomu sol tıklayarak aktive ettikten sonra space tuşuna bas ve şu anki proje temposunu birebir duy. Farklı tempo değerlerini duymanı ve bir seçim yapmanı çok isterim. Metronom sesi açıkken tempo kutusunu aşağı veya yukarı hareket ettirerek yazan rakamın değişmesini sağla ve farklı hızları duy. Düşük-orta süratli şeklinde üçe ayırsak, düşük hızlar 40-90 arası, ortalar 90-130 arası, hızlılarda da 130-190 aralığı gibi düşünebilirsin. Şarkının hızı, kullandığın her sesin şarkı içindeki davranışlarını doğrudan belirliyor. Ve tarzına uygun olan hız hissiyatını duyarak seç. Ben 87'yi seçtim. Sen de bir rakamda karar verdiysen melodiye geçelim. Bir şarkının hızı ve iki melodinin kendi içindeki ritmi demiştim. Her melodide bir ritimsellik olur. Bunu bulabiliyorsan melodiye uygun bir ritim yazmış olursun. O nedenle az önce projeye eklediğin ses bankasıyla bir melodi yaz. Bir önceki derste olduğu gibi. Ben de şöyle bir melodi yazıyorum. Eğer aklına şu an fikir gelmediyse yazdığım şeye bakarak ilerleyebilirsin. Hızdan sonra melodinin kendi kendine yarattığı ritim duygusu var demiştim. Önce onu bulmak gerek. Bunu ölçmenin kolay bir yolu var ve gereken tekniği bir benzetme ile anlatmak istiyorum. Bir otobüse binmeye çalışıyorsun. Sıraya gireceksin fakat sıranın sonu neresi belli değil. Bu durumu şoför de fark edip herkesin düz bir sıra olması gerektiğini söylüyor. Ve herkes düz çizgi halinde sıralanıyor. Artık sıranın sonu çok belli. Bu benzetmenin Efel Stüdyo'da karşılığını yaratıp melodideki ritmi kolayca saptamak adına sana birkaç görev vereceğim. Ekranın sol tarafında Pax adlı bir klasör var ve bu klasörün içinde çok sayıda perküsyon sesi bulunuyor. Bu klasöre tıkla. Drums adlı alt klasörü açtıktan sonra Percussion yazana eriş. Bu klasöre ait ilk ses 707 Cowbell adlı bir ses. Bu sese sağ tıklayıp Open in New Channel de. Harici bir klasörden FL Studio'nun en temel bileşeni olan Channel Rack modülüne ses göndermiş oldum ve artık üstünde oynama yapabilirsin. Ardından melodiyi yazmak için kullandığın ses bankasının channel rack üstündeki görüntüsüne yani tam bu noktaya bir kez sol tıkla ve yeşil yandığını gör. Melodideki notasyonu kopyalamak için Ctrl C tuş kombinasyonunu kullan. Kopyaladığın notasyonu demin eklediğin perküsyon sesini aktarmak için perküsyonu seçip yeşil yandığını gördükten sonra Ctrl V kombinasyonuyla yapıştır. Melodiyi şu aşamada duyman gerekmiyor. O nedenle melodinin dış tarafında bulunan susturma düğmesine bir kez sol Sen bu düğmeye tekrar basana kadar melodiden hiç ses çıkmayacak. Şimdi bu yeni perküsyon sesine ait olan piyano rol nota ekranını aç. Melodinde bulunan notasyon artık burada da var. Eğer farklı tuşlarda gezinen bir melodi yazdıysan örneğin benim melodim gibi İlk olarak tuşları C5'e indirgeyerek düz bir hale getir. Ama buradaki mantık şu, tuşların yatay düzenlerini ve zamanlamalarını hiç bozmuyoruz. Sadece tek tuşa indirgeyip nota farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz. Şu an projendeki oluşan yeni sonucu dinle. Duymakta olduğun şey yazdığın melodinin nota farklılıkları ve uzunlukları yok sayılmış perküsif bir versiyonudur. Şimdi otobüs sırası benzetmesinde olduğu gibi her tuş düz bir çizgi halinde ve melodideki ritimselliği saptamak artık daha kolay. Oluşan notasyonu alıp modern bir perküsyon sesine aktarsak hayli fikir verir. Perküsyonlarla vurgu noktalarına daha çok vurgu yaparak ritim duygusuna boyut katmış olursun. Şimdi ufak bir perküsyon grubu yaratmak lazım. Üç ayrı parçadan oluşan bir ses grubu bu. İlkinin adı kick. Sesi de genel olarak bu. Kick unsuru melodi içindeki vurgu noktalarını güçlendirebilmek için var. Bu tok sesiyle meşhur unsur genellikle ritme belli noktalarda yön vermeye çalışır ve başka bir deyişle ritimdeki adım adım ilerleme, bir yere doğru gitme hissini doğrudan yönetiyor. Kicklerin şarkıdaki konumu önemli ve dinleyici kitlesinin şarkıdaki ritimsel gidişatı algılamak için kullandığı temel referans seslerden biri bu kick. Ve ayrıca kick şarkıdaki iniş çıkış hislerini de yönetmeye meyillidir. Soldaki pex klasörünü tekrar aç ve drums ya da drums parantez içinde mod audio klasörlerini inceleyerek kicks isimli başlık altında toplanan farklı kick seçeneklerini dinle. Eğer sevdiğin bir ses bulduysan sesi projeye yani channel rack'e gönder. Melodinin vurgu noktalarından elde ettiğin notasyonu kick'e aktarma işlemi yap. Kopyala yapıştır işlemi. Ve çıkan sonucun sana ilham verip vermediğine karar ver. Kikleri tek başına duymanın anlamı olmuyor. O yüzden melodi sesiyle birlikte ufak bir test yap. Uyumlu oldular mı yoksa olmadılar mı? Eğer problem yoksa bu notasyon bu şekilde kalabilir. Eğer değiştirmek veya dönüştürmek istersen, melodi arkada çalarken kikler için vurgu noktalarını belirle. Yaptığın projeye karşı en başta sen eleştirel olabilirsin. Çıkan sonuç seni tatmin etmiyorsa denemeye ve kickleri daha uygun noktaları yerleştirmeye devam et. Dinlemekten keyif aldığın bir sonuç çıkana kadar dene. Ve bence en önemlisi dinlemekten keyif aldığın sonuçları dinleyici kitlene sun. Şu an kick böyle kalabilir ama ritmin geri kalanını da yazarak son şeklini net görürüz. Bu ritimde iki parça eksik. Onlardan birincisi clap. Drums, parantez içinde mod, audio, klasörüne gidip Claps alt başlığında yer alan seslerden birini seç ve projeye gönder. Daha önceden seçtiğim kick GRV Kick 11 isimliydi. Ayrıca projeye aldığım clap sesinin de adı Atak Clap 04. Claplerin konumu birkaç şeye bağlı. İlk referans noktası kicklerin vurgu noktaları. Kicklerin akışını ve ritmin genel gidiş yönünü destekler biçimde olmalılar. Ancak bu bir öneri, kural olamaz yaratıcılığınızı kullanarak çok farklı sonuçlar elde etmeniz hep mümkün. Kicklerin işaretlediğim iki vurgusu yerine clap sesi gelebilir. Hissiyatım böyle oldu. Bu manzarayı kick'leri bir referans olarak kabul edip incelersek önce kick vurguları geldi, ardından da clap bir çeşit nokta koyup ritmin ilk kısmının bittiğini belirtti. Orta kısımdaki duraklama ve susma noktaları iki ses içinde geçerli. Ama bir yandan melodiyi takip eden veya melodiyle birlikte hareket eden bir ritim de duyuyoruz. Bekiklerin buradaki varlığını ortadan kaldırıp ses kalabalığını azaltabilirim. Bireysel bir tercih olarak düşünebilirsin. Clapping konumları bazen melodinin içindeki daha farklı tonları vurgulamak için belirlenebilir. Mesela melodi F5 ve E5 tuşlarını basıp bir anda B4 gibi farklı ve daha kalın bir ton üretmiş. Tonal bir değişim yaşandığı ya da sıçrama adlı hareketin yapıldığı söylenebilir. Clap, melodinin iki yarısına da ayrı ayrı baktığımızda melodik sıçrama noktalarına yerleşmiş. Öte yanda clap konumunu belirleyen diğer unsur, ritmi çalan perküsyon grubunun tümünün çizmekte olduğu ritimsel yön. Mesela clapler daha sık olacak şekilde vurgu yapsalar veya iki clap arası mesafeler kısa olsa ve buna bağlı olarak claplerin ritim içindeki sayısı artsa, ritmin koşuyor veya bir yere yetişmeye çabalıyor gibi bir hissi de olur. Böyle bir hissi yönetmek, koşma, yalpalama veya normal bir biçimde eşlik etme gibi aranjeyi doğrudan ilgilendiren kararları almak besteciye yani sana düşer. Çok sayıda beste yapıp hiçbirinde değişmeyen yani hepsinde geçerli olan bir takım kararlar alıyorsan dinleyici kitlen bunu bir üslup veya stil olarak tanımlayabilir ve verdiğin müzikal kararlardan hoşnut olabilirler. Head sesine gelelim. Seçtiğim ses Attack Head 01. Headleri dizerken ilham alınabilecek en büyük referans, şarkının hızını ortaya koyan metronom sesi olur. Ben ilk olarak 87 hızını temsil eden ve metronom sesini takip eden ama bu takibi olduğu gibi değildi de iki kat hızlı yapan bir head sırası dizdim. Senin proje hızın, melodik yapın, kickler ve claplerin benim yaptıklarımdan farklıysa öneri verebilirim. Head sesleri temponun veya şarkıdaki hız algısının Olduğu gibi olduğundan daha yavaş veya olduğundan daha hızlı algılanmasını sağlayabiliyorlar. Kağıt üstünde daha hızlı daha yavaş değiller ama algı olarak böyle bir algı verdiğini biliyorum. Bu enstrüman parçaları tiz sesler olup bas sesler kadar yani daha düşük tondaki sesler kadar sarsızca enerji içermedikleri için aralıkları daha dar olabilir veya sık biçimde yerleştirilebilirler. Önceden bahsettiğim gibi besteci olarak alacağın kararlar şarkıdaki ruhu anbean be an belirliyor tek denemede istediğin sonucu vermediyse ya da aklında dolanan ritmik bir ifadeyi temsil etmiyorsa silip yeniden yazmak ve sana en uygun sonucu bulmak iyi fikir. İkinci hareketim C6 tuşlarına da aşağıdaki head sırasının hemen hemen aynısını dizmek olacak. Önce kalın head vurgu yapıyor. Hemen ardından ince tuşta bulunan het vurgu yapıyor. Bu ikisi arasında 12 tuşluk veya bir oktavlık fark var. Oktav 12 tuşun tümünü kapsıyor. Örneğin iki oktavlık fark 24 tuşluk bir fark olurdu. Kalın ince kalın ince şeklinde sürüş yapan bu dizilim ve aslında tuşların bir sıklık yaratacak şekilde konumlanması ama aralarındaki de geniş ton menzili diğerleri ince çünkü. İnce olan tuşlar gerçekten çok minik sesler çıkardıkları için sıklık hissi beni rahatsız etmedi. Kalın ince yerine kalın kalın şeklinde de ilerlenebilir tabi. İnce headlerin tümünü kontrol artı sol tık basılı tutarak seçiyorum. Ardından alt basılıyken X tuşuna basıyorum. Şu gösterdiğim düğmeyle seslerini biraz alçaltıyorum. Alçaltmayı da şu çubuklara bakarak kontrol ediyorum. Ve son olarak işaret ettiğim konumlarda yer alan ziller için ufak bir vurgu hamlesi yapma fikrim var. İlkini seçip Alt artı U kısa yolunu kullanıyorum. Ve bu tuşu ikiye bölen ayarı bulana kadar düğmeyi çeviriyorum. Diğerine de aynısını yaptım. Ardından da bu iki hızlı hamleyi biraz daha kalın bir tona çekiyorum. Çünkü ton farklılıkları yaratmasını istiyorum. Biraz daha fark edilebilir olabilmeleri için. Hamlelerin düzensiz oluşunun bir sebebi var. Bu benim şahsen asimetrik davul kalıplarını çok seviyor olmam. İki farklı noktada hamleyi yapa yapa düzenli şekilde ilerlemek yerine sadece iki kere yapıp ritim içinde bir asimetri oluşturmuş oluyorlar. Ritimleri güçlü olan ya da olması gereken bir şarkıda kick'lerin nerelerde olduğunu belirleme işlemini ben önemli buluyorum. Ve bestelerken bu kısma özellikle zaman ayırmanızı öneririm. Çünkü ritmin akış yönünü bu ses belirliyor. Bir sonraki derste bas sesler üzerinden ilerleyeceğiz. Herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.